Karaman üzerine sefere çıkan Mehmet, payitahtta yaşanabilecek bir sorunla karşı evreni Ali'yi davet edecek ve onu saray emini olarak vazifelendirecek. Çandarlı ise yürüteceği plan için payitahtta kalmayı başaracak. Çandarlı, Ahmedi haremden alıp tahta çıkarma niyetindedir, bunu nasıl yapacaktır? Çandarlı'nın çözmesi gereken en büyük sual budur. Gülşah üzerine oynayacak olan Çandarlı, bunu başarabilecek mi, Gülşah bu oyuna düşecek mi, Mehmet'i tahttan edecek kötü emellere alet olacak mı? Halime de Ahmet'in sultan olma planlarına dahil olur ve Ahmedi Gülşah'ın yanından çekip almaya çalışır. Ancak Gülşah onun için büyük bir engeldir. Halime aşıp hedefine ulaşabilecek mi, yoksa makus talihine boyun mu bükecek? Konstantinos ise tehlikeli ama sonunda kazançlı çıkabileceği bir teklifi kabul eder. Seferdeki Mehmet'e bir elçi göndererek Orhan'ın tahsisatını arttırılmasını ister. Böylece Orhan'ın harcamalarını diline dolayanları da sakinleştirebilecektir. Konstantinos büyük bir merakla Mehmet'ten gelecek cevabı bekleyecek. Mehmet bu teklifi kabul edecek mi? Kurtçu Çandarlı'dan aldığı emirle sefer dönüşü Mehmet'in önünü kesecek ve Mehmet'e kılıçların altından geçmeyi teklif edecek. Mehmet Yeniçerilerle vuruşmayı göze alıp bu teklifi reddedecek mi, yoksa kılıçların altından geçerek Çandarlı ve Kurtçu'nun planını bozacak mı?